Bugün İstanbul Air Show'da aslında geleceğin havacılığına baktık. Şehir içinde elektrikli hava taksiler nasıl uçacak, bize Balkız Hanım çok güzel bir sunum yaptı. Fakat tabii bunu izleyicilerimizle de paylaşmak istiyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Çok teşekkürler Tolga Bey. Merhaba, ben Balkız Sarıhan. İstanbul'da doğdum ve bugün İstanbul'a döndüğüm için çok memnunum. Hem İstanbul'a döndüğüm için hem de çok enteresan ve çok kanıma yakın bir konu da konuşmak için çok memnunum bugün Tolga Bey. Air taxi olarak, urban air mobility olarak dünyanın nasıl gelecekte mobility solutionlarını kullanabileceğimiz olarak çok önemli ve çok enteresan ve çok yani kanımıza yakın bir konu. İstanbul'un trafiğini düşündüğümüz zaman herhalde ilk kullanıcılarından biri muhtemel İstanbul olacak diye umuyoruz. Airbus'un tabii helikopter bölümü çok uzun yıllardır helikopter üretiyor. Döner kanat olarak adlandırılan havacılıkta bu teknolojik altyapısını yeni nesil bu elektrikli hava araçlarına nasıl yansıtacak? Tabii. Dediğiniz gibi yani Airbus helikopter üstünde yani senelerdir çalışıyor. Şu anda Airbus helikopter dünyanın number one helikopter firması. Bu eVTOL da ama çok enteresan olduğu için elektrikle başlıyor. Elektrikle başladığı için dünya birinci günden sadece zero emission, zero noise demeyelim, zero emission flight enable ediyor. Ve böylece yeni bir sonuç vuruyor. Yeni bir solution veriyor dünyaya. Şöyle anlatayım. Dün akşam çıktık fuardan, arabaya bindik, İstanbul'u şöyle bir gezdik. İstanbul'un trafiğini de gördük. Tabii ki hiç değişmemiş. Sonra bir restoranda oturduk, Boğaz'ın keyfini çıkardık. Yani bu iki problemi ve bu iki opsiyonu eVTOL'la verebiliriz. Çünkü eVTOL'la emission free flight verince, bir de sessiz olunca istediğimiz yerden gidip üstten uçup point by point geçerek böyle bir opsiyon verebiliriz. Ve opsiyon vermek, isteyen tramvayla gider, isteyen arabayla gider, isteyen vapurla geçer karşıya, ama air mobility'de böyle sessiz, çok bir de pleasure bir experience olarak bir opsiyon verebiliriz. Ve İstanbul kadar ideal bir yer yoktur dünyada. Tabii ki belki biraz ben İstanbulcu olduğum için böyle düşünüyorum. İki ayrı modelle ilgili testleri yaptı Airbus. Şimdi yeni artık bu muhtemel seri imalata girecek olan model için çalışmalar yapıyor. İlk uçuş yakın mı? Ne zaman binebileceğiz bu hava araçlarına? Biraz sizden tarih alalım. Tabii. İlk uçuş yani şu anda flight test campaign başlıyor. Gelecek senenin sonunda. Bizim için dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi safety is number one. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Biz bu araçları verince, sunun operatörlerimize ve şehirlerimize safety protokolünü hiçbir zaman compromise edemeyeceğiz. Hava araçlarında emniyet birinci madde zaten. Emniyet en önemli. Onun için biz şimdi prototype phase'deyiz. Prototype dediğiniz gibi iki değişik program bitti. Bütün helikopter programları bitti. Onlardan bütün anladığımızı bu şimdi Siri Airbus Next Gen'e kullanıyoruz. Flight test campaign gelecek senenin sonunda başlıyor. Biz böyle çalışıyoruz. Ve yani sizin ve benim ilk önce ne zaman bineceğimiz bu second half of the decade. Yani 2025'ten sonra evet. Bir plan var bununla. Evet. Biz şöyle yapıyoruz. Ekosistem modellerinin üstünde çalışıyoruz. İlk önce demek ki hem uçak develop ediyoruz, hem sistemleri de develop ediyoruz, hem CONOPS ve böyle. Bir de küçük küçük batch olarak belli bir şehirlerde test etmek çalışıyoruz. Böyle yapacağız. Sonra seri olarak, sonra bütün mobility sistemlere integrate olarak bu ikinci step bizim için. Siz 7 yaşına kadar İstanbul'da yaşadınız. Arkasından hep helikopter sektöründe eğitiminizden sonra Kanada'da yaşadınız. Şu an Airbus'ta görev yapıyorsunuz. Umarım 2024'de yetişmez ama 2026'daki fuarda beraber böyle otonomus olarak adlandırılan pilotsuz Airbus'un yeni hava aracıyla İstanbul üzerinde uçmak mümkün olur diyorum. Çok memnuniyetle Tolga Bey. Böyle düşünelim ve böyle çalışalım beraber. Çok teşekkürler sizlere de. Geri dönüşünüzde güzel uçuşlar diliyorum. Çok merhaba. Görüşmek üzere.